Buyurun. Yozgatlıyım ben. Biz Nevruz'u kutlardık. Hatta Yozgat'ta mahalli lisanda adı Sultan Nevruz'du. Bir de sultan eklerdi Yozgatlılar. Dere kenarlarına giderdik. Piknik yapardık. Derelere taş atardık. 9 taş atardık. Her taşta da bir dilek tutardık biz. Balıkesir'de gençlerin Nevruz kutlamalarını biliyorum. Genç kızlar gül ağaçlarının dibine sevgi içeren... Sevgili ekici, Nevruz'dan ziyade ama şu lütfen, bayrağı ne olur, bayrak konusuna bu bununla gelelim. Çok alakalı. Evet, buyurun. Bu bununla çok buyurun, alakalı. Buyurun. Genç kızlar gül ağaçlarının dibine dileklerini yazarlar. Iğdır'da başka şekilde kullanılır. Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Özbekistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da mevlütler okutularak, yemekler verilerek, eğlenceler düzenlenerek, güreşler düzenlenerek yapılır Nevruz. Nevruz geleneği Türk milletinin ve bu coğrafyanın insanlarının, sadece Türkiye coğrafyasında yaşayan insanların değil, Türkistan coğrafyasında yaşayan insanların, Ön Asya coğrafyasında yaşayan insanların da kutladığı güzel bir kültür ürünüdür. Bir kültürdür. Ve tarihsel kökü vardır. Evet. Bu yüzyıllardır böyle kutlana gelmiştir. Ama nerede iş başlamıştır? PKK ve PKK yandaşı siyasi partiler işe el attığı andan itibaren Nevruz işi, PKK'nın o kültürel deformasyon... Yani Nevruz kavramı siyasallaştırıldı mı? Onu mu söylemek istiyorsunuz? Nevruz kavramı siyasallaştırılmadı, piçleştirildi. Hemen, çok açık. Bir saniye, hemen, lütfen bir saniye. Sözünü bölmeyin. Abi, lütfen. Hayır. Sonra cevap... Kendisine saygıya davet edeyim. Cevap vereceğim. Bakın, tek tek buyurun. Söz vereceğim. Ama lütfen. Haddinizi bilin, sınırınızı bilin. Haddinizi ve sınırınızı bilin. Sizi kesinlikle muhatap alarak konuşmuyorum. Sizi kesinlikle Nevruz'a küfredemezsiniz. Fikrin, ben Nevruz Kürt halkının ortak değeridir. Bakın siz benim muhatabım değilsiniz. Siz de, siz bizim muhatabımız değilsiniz. Bana cevap vermeyin. Konuşmaca hak edeceğim. Faşizm de bir yere varamazsınız. Bakın Nevruz hiçbir yere varamazsınız. Güzel bir Türk İslam medeniyetinin ürünü, bir ürün olarak, bu coğrafyanın ürünü olarak yüzyıllardır. Eminim ki Diyarbakır'da da, Mardin'de de, Şırnak'ta da demin saydığımız güzellikler içinde kullanılan bir şeydi. Hayır, örgütler, bakın. Nevruz piçleştirildi ağır bir itham. Bunu bir açar mısınız? Açıyorum, müsaade edin. Yani özelliğini kaybettim. Özelliği kaybedildi. Özelliği kaybolsun. Hakaret anlamında söyleyeyim. Ama lütfen ben konuşayım. Ama şimdi hakaret edelim. Konuşurken. Fikir tartışmasına tamam. Siz konuşurken, Sırrı Bey konuşurken, Sinan Bey... Ne dediğinizi kulağınız duyacak. Bakın ben demagojize benimle baş edemezsiniz ama ben demagoji yapmak istemiyorum. Bakın Mehmet Bey, hiçbirimizin burada polemiğe girerek o zaman beni dinleyin. Sizi dinliyoruz. Ama sizi dinlerken sizi dinleyin. Beni dinleyin. Sizi dinle ama sizi beni dinle beyefendi. Siz bakın Mehmet Bey. Beni dinle. Mehmet Bey, birbirimizi dinleyeceğiz. Bakın Mehmet Bey, bir şey söyleyeyim. Bitirsin bu. Nevruz, lütfen sözümü kesme. Buyurun efendim, buyurun. Nevruz amacından saptırılmış bir örgütün gövde gösterisi alanı haline getirilmiş. Anadolu'nun her yerinde kutlanan, Türk coğrafyasında kutlanan bu Nevruz bir sevgi bayramı, bir dostluk bayramı olmaktan çıkarılmış, bir örgütün propagandasının yapıldığı bir alan haline getirilmiş. Şimdi vereceğim biraz ben. Önce Mehmet Bey bir şeye değindi. Dedi ki Nevruz'u piçleştirdiler. Aslında Türkiye halkı da biliyor. Bu coğrafyada yaşayan her insan da biliyor Nevruz'u kimin pişleştirdiğini. Kürtler, Nevruz. Kürtlerin bakın millattan Kürtler önce... diye konuşmayın lütfen. Bakın ben müdahale etmek istemiyorum ama buyurun, buyurun. Kendi adınıza konuşun. Evet ben bu ülkenin yani vatandaşıyım. Yani bu ülkede Kürdüm. Kürtleri, evet. Türkleri şimdi, hepsinin siz, Nevruz'u bakın, anlayışını nasıl dakika, olduğunu hepimiz ben, biliyoruz. Ben onlar adına parlamentoda bulunmuşum, onları temsil etmişim ve temsil hakkım da vardır bu konuda. Evet, yani bunu bırakın Kürtler karar versin, siz karar veremezsiniz ki bu konuda. Evet, Kürtler şimdi, karar verdi zaten. Kürtler bakın, karar veriyor Kürtler bu konuda. Milattan önce 612 yıllarında Nevruz kutlamalarına başlamıştır. Çocukken biz Nevruz kutlamalarına giderdik. Dağlarda, Muş'un dağlarında gece lastikler, ateşler yakardık. Biz kurşunlanırdık.
Bıcıklı Serok Apo diye Apo bağırıyorlar yoktu. Mıydı? Apo yoktu o tarihte. Ben söyledim. Şey işareti, o tarihte şu yoktu. Yapıyorlar mıydı? O tarihte yoktu. Kürtler bu ulusal bayramlarını niye kutlamak için... Niye kuşun atıyorlardı? Hayır. Yani biraz... yasaktı. Ve Kürtler bunu elde etmek için o kadar çok ağır bedeller ödediler ki 1992 Nevrozlarına dönersek yüzlerce kurban verdiler. Nusaybin'de sadece onlarca... Sadece Şırnak'ta 107 sivil öldürüldü. Evet. Nusaybin'de, Şırnak'ta, İdil'de, Cizre'de yüzlerce insan öldü. Hatta Diyarbakır'da üniversiteli bir genç kız bedenini ateşe verdi. Bu olayları protesto etmek için Kadife Kale'de genç bir kız 18 yaşında. Türk dünyası yani, da kutluyor Nevroz'u. Nevroz'u Türk dünyası da kutluyor. Şimdi bu bedellerden sonra Nevroz artık Türkiye'de kutlanıyor. Bakın hiçbir problem de olmuyor. Evet. Problem olmadığı zaman problem yaratarak buradan yani. Siyasal rantlar bakın. Elde eden güçlere bunları sormak lazım. Bize bakın sıra kaç yıldır mi uzun gelecek süredir efendim. Uzun süredir Nevroz'dan evet, görkemli bir şekilde evet, kutlanıyor ve hiçbir tepki de olmuyor. Hemen.